Yayınımıza hoş geldiniz. Yuvarlak Masa Toplantılarına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz finans sektöründe ödeme sistemleri. Çok değerli hocamız Sayın Bülent Ersöz bizlerle birlikte. Bugün ülkemizde ve dünyada herkesi ilgilendiren bu ekonomik çalkantılar ve durumu masaya yatıracağız. Bülent Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Davetiniz için öncelikle çok teşekkür ederim. 53 yaşındayım. 30 yıldır kurumsal hayatta bankacılık, finans sektörü, ödeme sistemleri ağırlıklı çalıştım. Hala şu anda 1,5 yıldır danışmanlık şirketim var ve yeni nesil ödeme sistemleri konusunda bankalara, elektronik para kuruluşları, ödeme kuruluşları ve perakendecilere danışmanlık veriyorum. Aslında esas uzmanlığım da kartlı ödeme sistemleri olarak özetleyebilirim. İki tane çocuğum var, evliyim. Çalışmaktan, üretmekten de haz alıyorum. Ne güzel. Peki ödeme sistemleri dediğimiz zaman nedir bu ödeme sistemleri? Ya en basit anlatımıyla siz bugün markete gidip alışveriş yaptığınızda kartınızı çıkartıp ödemenizi yapıyorsunuz. Ve bu ödeme saniyelerle, saliselerle gerçekleşen bir dünya. Sizin için aslında orada görünmez bir fonksiyon, görünmez bir işlem. Çünkü siz oraya marketten alışveriş yapmaya gidiyorsunuz. Ama ödeme sistemcileri işte o sizin saliselerle gerçekleşen ödeme işleminizin arkasındaki bütün işleri, fonksiyonları, sistemleri geliştiren, kuran, işleten, çalıştıran, 7/24 operasyonunu yapan dünya aslında. Peki bunlar sadece kredi kartları için mi geçerli ödeme sistemleri? Ya bugün için banka kartları ödeme sistemlerinin, ya baktığın zaman ödeme türleri nedir diye ana gruptan başlarsak, Türkiye'de hala ağırlıklı ödeme aracı nakit. Hı hı. Maalesef bizlerin en büyük düşmanı da nakit. Hedefimiz de zaten nakiti mümkün olduğu kadar ödemelerin içinde oranını düşürmek. %55-60 arasında nakit, nakitin payı var. Geri kalan 40-45'te bugün banka kartlarıyla, kredi kartlarıyla kullanılıyor diyebiliriz. Bugün için banka kartlarının yanı sıra son dönemde ödeme araçları olarak telefon operatörlerinin faturalarına yansıtma, belediyelerin ulaşım kartlarının gene harcamalarda kullanılmaya başladığını görüyoruz. Mikro kredi ve ödeme alternatifi uygulamaların başladığını görüyoruz. Yani önümüzdeki birkaç ayda aslında sadece banka kartlarıyla değil, banka kartlarının yanı sıra biraz önce söylediğim işte ulaşım kartları, operatörlerin faturalarını yansıtma, mikro kredi gibi farklı ödeme araçlarının da hayatımıza girdiğini görüyor olacağız ve hepimiz bunları da kullanıyor olacağız. Peki madem ödeme sistemlerini konuştuk, bir de şimdi biraz ekonomiden bahsedelim. Nereye, neyi ödüyoruz? Dünyada ekonomi nereye gidiyor? Yani ben 50 yaşındayım, 53 yaşındayım. 30 yıldır da finans sisteminin içindeyim. Hı hı. Herhalde hiç yaşamadığımız bir dönemi yaşıyoruz. Evet. Her şeyin çok üst üste geldi. Özellikle ülkemiz için, Türkiye'nin içinde olduğu coğrafya hiçbir zaman kolay, rahat bir coğrafya olmadı. Bir taraftan çok yakınımızda bir savaş devam ediyor. Ambargolar devam ediyor. Diğer taraftan üretim sorunu var. Kıtlık kapımızda yaklaştı. Tedarik sorunu var. Ve dünyanın her noktasında da ciddi bir enflasyon var. Hafta içinde Amerika'nın enflasyonu açıklandı. 9.3 geldi. Beklentilerin bir tık üstünde. Geçen ayında bir tık altında geldi baktığımız zaman. Yani şöyle, cebinizde dolar tuttuğunuz zaman aslında şu anda yılda %10 dolarınızda eriyor. Ya bugün Amerika'ya gittiğinizde 100 dolara tişört alabiliyorken önümüzdeki yıl gittiğinizde 100 dolara o tişörtü alamıyor olacaksınız. En az 110 dolar ödemeniz gerekecek. O nedenle ödeme araçlarının yanı sıra tasarruf araçlarına, yatırım araçlarına baktığımız zaman şu anda hani herkesin kafasındaki, herkesin demeyeyim de aslında yatırımı olan Türkiye için %5'lik, 10'luk grubun en büyük şeyi cebindeki parayı, varlığı
nasıl enflasyona karşı koruyacağı. Evet. Bu hepimizin son 6 aydır, 1 yıldır uğraştığı konuların başında geliyor ve gündeminde ana maddesi diyebiliriz. Baktığınız zaman Türkiye'deki işte enflasyon %7'leri aylık gördük. Yıllık enflasyon 70, 70'in üstüne çıkacağız gibi bir beklenti var. Bütün yorumcuların, analistlerin takip ettiğimiz ve yıl sonu beklentiler artık 70'ler seviyesinde gibi gözüküyor. Öyle olunca bizlerin de %70 en az getiri sağlıyor olmamız lazım ki mevcut birikimimizi en azından enflasyona karşı koruyabilelim. Öyle bir getiri şu anda maalesef finansal sistemin içinde çok gözükmüyor. Hı hı. Yani işte dolar tuttuğunuz zaman zaten dolara faiz ama şu anda yok denecek kadar az. Öbür taraftan Eurobond'ların getirisi ortada. Aldığınız zaman düşme ihtimali olan araçlar. Evet, riskli yine de. Kısmen riskli. Yani bunlar bu arada bir yatırım tavsiyesi de değil. Benim uzmanlığımda bu alan değil. Sadece takip ettiğim yorumcuların kendince analizi ve çıktısı bunlar. Öyle olunca geriye de mevduat, TL mevduat dediğiniz zaman orada oranlar kur korumalıyla beraber işte 17'ler üstüne kurdaki farkı alabiliyorsunuz. Diğer taraftan kur çok enflasyon kadar yukarıya gitmiyor. Ya yani bu 2 gündür, 2-3 gündür bir hareketlenme var. 16'yı euroda geçtik. Dolarda 15-40'lara geldi. Ama baktığınız zaman aylık enflasyon karşılığında dolar, TL kurundaki artışlar aylık enflasyonun getirisini görmediğimizi gösteriyor. Yani aylık enflasyonu takip edecek olsa kur her ay ortalama 1 lira artması lazım. Yani 15, 16, 17, 18 diye gidiyor olması lazım ki aylık %5-7 enflasyon bandında kurunda yükselmesi gerekir. Öyle bir durum da yok. Diğer taraftan işte emtia yatırımları özellikle gayrimenkul. Gayrimenkulde bir anda ev fiyatlarının hem Aralık'tan sonra ciddi bir arttığını gördük. Hem geçen haftaki açıklamalardan sonra ciddi bir tekrar bir artış oldu. Ya bu çok sağlıklı bir piyasa mı, çok sağlıklı hareketler mi? Çok sağlıklı olduğunu söyleyemeyiz maalesef. O nedenle şu an için belki en doğru hareket biraz sakin olmak, beklemek. Ve panik hareketleri yapmamak özetle. Bir de şöyle bir gerçek var. Yani son dönemlerde her 10 yılda bir aslında tüm yatırım araçları birbirini yakalıyor. Hı hı. Yani dolarda da durursanız, TL'de de dursanız, gayrimenkul değilsiniz, eğer kalırsanız bir 10 yıllık vadede 3-4 tane ana akım birbirini bir şekilde yakalıyor getiride. Hı hı. Ya burada kaçırdığınız ne oluyor? Diğeri çok getirirken eğer diğerine oynayıp o hareketleri, geçiş hareketlerini yaparsanız o zaman tabii birikiminizi, tasarrufunuzu çok daha iyi değerlendirmiş oluyorsunuz. Ama maalesef bizler ya o kadar hızlı hareket edebilen veya o kadar piyasayı takip edebilen kişiler değiliz. O nedenle trenin genelde orta vagonlarına veya son vagonlarına yakalayabiliyoruz. O zaman da biraz bizler için geçmiş oluyor. Bazen de yanlış kararlar da vermiş olabiliyoruz. O nedenle bu dönemlerde aslında beklemek, sakin olmak, dikkatli hareket etmek herhalde en doğrusu olacak. Bizim halkımızın şeyi de var. Yani ekonomi konusunda okumuşlar bile aslında pek hakim değil piyasaya. Bir de sanırım çok belli dönemlerde, belki bütün dünyada böyle ama bizde daha yaygın sanırım, ciddi bir dalgalanma var. Yani yakalayamama, takip edememe noktası var. Yani mesela normal ekonomiyle ilgisi olmayan bir insan ekonomi konusunda nasıl bilgi edinsin, nasıl bilgi edinebilir? En azından dediğiniz gibi enflasyona karşı yenilmemek adına, en azından varlığı sabit tutabilmek adına ne yapabiliriz, nasıl bilgilendirebiliriz kendimizi? Ya şöyle baktığınız zaman hani yazılı basını takip edebilir. Ekonomi bölümlerinde çok değerli hocalarımızın, yorumcuların olduğu bir dünyamız var.
Onun dışında sosyal medyadaki bazı değerli yorumcuları, analistleri takip edebilir. Yani burada birkaç tane farklı analisti, yorumcuyu takip ederek aslında hem güncel gelişmelerden hem de kendi birikimi ve kendi kararları hakkında bir baz oluşturabileceğini düşünüyorum. Yani bu açıdan oldukça şanslıyız biz. Birçok kanaldan ücretsiz aslında bilgi edinebilir ve kendi görüşümüzü, kendi pozisyonumuzu da yaratabiliriz. Bu imkan ülkemizde var. Peki biraz da şeyden bahsedelim mi? Döviz noktası yükseliyor mu, stabil mi? Bizim önümüzdeki günlerde var mı bizi bilgilendireceğiniz? Neler bekliyor bizi? Şimdi döviz öyle bir şey ki yani yükselmesi mi iyi, yükselmemesi mi iyi? Çünkü döviz yatırımı yapan döviz yatırımcısı doğal olarak yükselmesini istiyor. Geçtiğimiz aylarda yüksek kurdan alıp hala o kur seviyesini görmeyen belki çok küçük bir grup da olabilir. Zarar etmiş olabilir veya işte uzun süredir bekleyip de beklediği karı elde edememiş de olabilir. Döviz yükselecek mi, yükselmeyecek mi? Yükselmesi mi iyi, yükselmemesi mi kötü? O nedenle hakikaten zor bir dilema. Hem ülkemiz için hem ekonomi yöneticileri hem de siyasi taraftaki dünya için döviz şu anda en belirleyici konu. Tabii ki dövizin yükselmesi hepimiz için olumsuz. Ama en önemlisi bence dövizdeki beklentinin iyi yönetilmesi gerekiyor. Çünkü bugün yaşadığımız enflasyon, aylık %7 enflasyonun sebebi gerçekten maliyetler bu kadar arttı mı? Yoksa üreticilerin, aracıların, dağıtıcıların veya satıcıların önümüzdeki yüksek döviz olasılığından dolayı ekstra bir fiyatlarda artışlar mı oluyor? Onun netleştirilmesi lazım. Yani dövizin seviyesinden daha çok aslında dövizdeki algıyı ve önümüzdeki o projeksiyonun çok belirginleşmesi hepimiz için daha sağlıklı olur. Çünkü bugün işte yurt dışına gidip de bir şey yaşadığınızda, bir şey aldığınızda, bir şey ödediğinizde bugün 16 ile 15 ile çarptığınızda bile tutar çok yüksek geliyor. Evet. Şimdi 25 olduğunda 25 çarpı işte bir suya 2-3 euro verdiğinizde şey su 75 TL'ye gelecek. Bir de garip hani, bir rakam oluyor gerçekten. Evet, hani öbür taraftan ithal ağırlıklı bir üretimimiz ve ekonomimiz var. Bu sefer fiyatlar iyice artacak. O nedenle bugünkü kur ve beklenen kur arasında hesaplarda ne kadarlık bir şişkinlik var. O şişkinliğin giderilmesi hepimiz için aslında en doğrusu ve en iyisi olacaktır. Peki bu mesela her şey aynı anda arttı son dönemlerde özellikle. Bu şişme midir bu rakamlar? Sonra tekrar bir normalleşecek mi, realize olacak mı? Yoksa bunun üzerinden biz mi buna alışıp gideceğiz? Yani şimdi Türkiye'de maalesef bir rakam gördüysek o rakam geri gelse bile tekrar o rakama geliyoruz. Yani bizim böyle bir kötü huyumuz var. O nedenle bir mal o fiyatı gördüyse geri çekilse bile fiyat bir vadede 3 ayda 6 ayda neyse bir yılda o rakamı tekrar görüyoruz. O nedenle fiyatların geri gelmesinde hani çok büyük bir geri gelme ben beklemiyorum. Gelse bile kısa vadeli olacağını düşünüyorum. Tekrar bu rakamlara gelecektir. Yani o nedenle beklenti hani çok böyle geçen yılların, önceki yılların fiyatlarını görmemiz çok zor gözüküyor. Biz oraları o zaman umutla beklemeyelim. Yeni düzene alışmaya gayret edelim. Evet. Peki, bu ödeme sistemleriyle ilgili yenilikler nedir? Aslında ödeme şeklimizde baktığımız zaman uzun süredir biz plastik kartları kullanıyoruz. Ve plastik kartlar ihtiyacı karşılıyor mu? Karşılıyor. Yani cüzdandan kartı çıkartıp ödemeyi temassız veya temaslı şekilde tamamlasak dahi bu söylediğim işte saniyelerle, saliselerle gerçekleşen bir olay. Diğer taraftan cep telefonları artık hayatımızın vazgeçilmez parçası oldu. Artık hani altıncı parmağımız, üçüncü kolumuz gibi oldu. Gerçekten her şey onların üzerinden geçiyor.
Her şey oraya gidiyor. Bankacılık da oraya gidiyor. Baktığınız zaman ödeme sistemleri de oraya gidiyor. Her şey orada. Yani bankalar için ATM'ler çok stratejik bir kanaldı. İşte cep telefonları, mobil bankacılık başladıktan sonra ATM'ler mesela eskisi kadar artık fonksiyonel veya stratejik kanal olmaktan çıktı. O nedenle ödeme aracı olarak, formu olarak da yakın bir zamanda bu hani çok bugünden bir yıla değil ama belki önümüzdeki 3-5 yılda plastiğin yerini mobil ödemelerini aldı. Cep telefonlarıyla ödeme yapmaya başladığımız da yani zaten yapıyoruz da yaygınlaştığı bir dönemi görüyor olacağız. Aksesuarlarla ödemeler var, işte saatli ödeme var, bilezikli ödeme var. Bunlar da biraz PR amaçlı, reklam amaçlı, Ar-Ge amaçlı yapılan bunlar şeyler. Bunlar nedir? Biraz açar mısınız? Nedir saatli ödeme? Ya aslında ödemeye burada ödemek için gereken bilgi birkaç bitlik bilgi aslında. Nedir bu? İşte 16 haneli kartınızı tutacak, adınızı, soyadınızı ve son kullanma tarihinizi tutacak. Bilgi alanına, kapasitesine sahip güvenilir herhangi bir element aslında bir ödeme aracı olabilir. Yani siz bunu topta iğnenin başı kadar bir şeye koyup bunu gözünüze yapıştırdığınız zaman gözünüzle dahi ödeyebilirsiniz. Anladım. Yani dijital ortamda karşılığı olan bir yeni sistem gibi. Aynen öyle. Yani şöyle düşünün, aslında kartınız üstünde bir tane çip var. Bütün bilgi o çipte. O çipi siz bugün alıp saatinize yapıştırırsanız, cüzdanınıza yapıştırırsanız veya belinizin altına o çipi koyarsanız aslında kolunuzla, elinizle herhangi bir aparat olmadan ödeme yapabilirsiniz demek. Vah, gerçekten yeni. Evet. Yani Visa güzel bir yüzük yapmıştı. Şık da bir yüzüktü. Ödeme yapabilen bir yüzüktü işte. Biraz önce bahsettiğim gibi elementi o yüzüğün içine koymuşlar. Ve kullanım için bize de test amaçlı vermişlerdi. Ben eşimle evraya vermiştim. Bayağı şey olarak birkaç ödemeyi kullanabilmiştim. Peki o zaman oradan hemen şeye atlayayım. Hatta iki konu soracağım. Biri Bitcoin, bu sektörde yeniliğin en başında gelen. İkincisi, bu kadar dijital ortama gelindiği zaman biz bunların güvenliğini nasıl sağlayacağız? Mesela orijinal ve dijital ortamdaki kasanız ya da hesabınız çalındığı zaman tamamen değer gidiyor. Yani hiçbir şekilde alamıyorsunuz. Buradaki güvenlik önlemleri nedir aynı zamanda? Ya baktığınız zaman 15 yıl öncesine göre daha güvenli bir ortamdayız. 15 yıl önce, 20 yıl önceki güvenlik kriteri ve katmanı neydi? Anne kızlık soyadıydı. Evet, doğru. Yani hatırlarsınız, anne kızlık soyadını söylemeden hiçbir yere giremezdik, işlem yapamazdık. Çağrı merkezini aradığınız zaman veya başka bir yerde veya formları doldururken işte istenilen şey AKS'ydi, anne kızlık soyadıydı. Yani anne kızlık soyadından daha güvenli bir ortamdayız. Evet, doğru. Baktığınız zaman iki şeyinizi kaybetmiyor olmanız lazım ve sahip olmanız lazım. Cep telefonunuz, cep telefonunuzun sim kartı, ikincisi de şifreniz. Ya yani bu ikisini sağlıklı ve korunaklı tutuyorsanız o zaman oldukça güvenli bir alanda yaşıyorsunuz demektir. Biraz ben söyleşinin başında söylediğim gibi ödeme sistemi çok büyük bir dünya. Evet. Yani biz birey olarak bunu fark etmiyoruz ama yani dünyanın üstündeki işte Visa, Mastercard, bankalar arası kart merkezimiz var Türkiye'de. Onun markası Troy var. Yani Visa, Master, BKM ve merkez bankaları, otoriteler tüm bu yapının sağlıklı ve güvenilir olması için 7/24 çalışıyorlar. O nedenle bizim arkada görmediğiniz inanılmaz büyük bir dünya var. Kocaman bir sektör var ve gerçekten istediğiniz gibi hele dokunmatikler şimdi basıyorsunuz, geçiyorsunuz. Oysa arkada ne kadar işlem ve insan var. Aynen öyle. Aynen öyle. Bizim en büyük hedefimiz de ödeme sistemcileri olarak aslında kartın ve bu mobil ödeme formunun her yerde olmasını istiyoruz. Yani bugün niye ben İstanbul kart taşıyorum ayrıca veya şimdi mobile de geçtiler. İstanbul kart uygulamasıyla mobil geçişler de var. Ya ben bugün cebimdeki kartla İstanbul metrosuna da binebileyim, otobüse de binebileyim. Hani tek kart olsun, tek ödeme cüzdanı olsun, oralarda her yerde kullanabileyim. Tabii bu şey açısından da pratik, yani bizler için de pratik.
aslında izlemek, takip etmek ve sistemi yönetmek açısından da pratik. Doğru. Bunun dezavantajı var mı bize? Bu takip edilme meselesinin. Ya yani, takip edilme konusunda yani ben rahatım. Çünkü o kadar çok noktada iz bırakıyoruz ki aslında. Yani, baktığınız zaman, yürüdüğünüz zaman da sokaktaki kameralar, çok yerde iz var. Hani saklayacak, gizleyecek bir şeyimiz de aslında ödeme sistemlerinde yok. Yani sonuçta siz marketten alışveriş işinizi yaptınız. Şişli metrosundan metroya bindiniz. Hani yani bunların bilinmesinin de tamam bir gizlilik şeyin ihlali gibi olabilir ama ya ben buralarda da çok büyük bir şey görmüyorum. Bir oraya gelene kadar diyorsunuz zaten, evet, birçok yerde iz bırakarak geçiyoruz. İstensek hani uğraşılmak istensek olur, buna şey sadece ödeme sistemleriyle alakalı değil tabii ki. Ya bu arada ön ödemeli kartlar yaygınlaşmaya başladı. Çok da pratik buluyorum ben. Özellikle çocuklu aileler, işte yanında yardımcısı olan kişiler veya hızlı dijital elektronik cüzdan paraya sahip olmak isteyen kişiler için de çok pratik bir ürün. Ondan da izin verirsiniz birkaç dakika bahsetmek tabii isterim. Tabii ki, buyurun. 5-6 yıl önceki düzenlemeyle beraber bankaların yanı sıra hayatımıza ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşları da dahil oldu. Bunlar bankalardan daha hızlı hareket edebilen, daha pratik ve daha düşük maliyetlerle aslında finansal tabanı genişletmeyi hedefleyen kuruluşlar. Yani bugün örneğin Innal diye bir kart var. 12 yıldır hayatımızda. Belki kullananlar, çocuğu kullanan arkadaşlarımız olabilir. Ya bu kartı siz herhangi bir marketten, büyük market zincirlerinden alabiliyorsunuz. Aldığınız zaman kasada içine 1250 liraya kadar para yükleyebiliyorsunuz. Ya yani şöyle düşünün. Bu cumartesi çocuğunuz 14-15 yaşında okul gezisine gidecek. Ve okul gezisinde bir takım harcamalar için yanına para vermek istiyorsun ama nakitle vermek istemiyorsunuz. Şu anda gidip marketten bu kartı alıp 1000 lira yükleyip çocuğunuza verip çocuğunuzun hafta sonu önümüzdeki 5 gün o gezi sırasında harcayacağı tüm ödemeleri o karttan yaptırabilirsiniz. Çok pratik bir şey. Aynen öyle. Bir de bu kadar hani günümüzde artık bir yerden bir yere gitmek zor, bir şey göndermek zor. Bu tarz aslında elektronik şeyler bizim hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Evet. Yani çocuğunuza belki ulaşamıyorsunuz, belki başka şehirde yaşıyor. Ama o ödemeyi oraya yapabiliyorsunuz. Aynen öyle. Çok pratik. Diğer taraftan cüzdanları var bunların. Elektronik cüzdanlar. Oradan ne kadar parası kalmış, ne kadar nerede harcamış, ne zaman harcamış. Oraya i̇şte para aktarmak. Evet, yani ebeveynler olarak. Evet. Bu da çocuğun hoşuna gitmeyecek bir takip olabilir. Yani içine parayı koydukça ne kadar ses çıkarır, o da ayrı bir şey. Evet, herkese dikkat edecek demek ki harcamalarına. Peki, sizin eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Şu an için yok. Tamam, çok teşekkür ederiz. Harika bir sohbet oldu. Söz aldık Bülent Bey'den, tekrar bekliyoruz kendisini. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Tuna Kami TV takip edin lütfen ve beğenme butonuna basın. Teşekkür ederiz. İyi günler.